Efendim ben MNX Shadow ve karşınızda The Long Dark Wintermute 2. bölüm. Yeni bir bölüm. Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hafiften FPS'de biraz sıkıntı olabilir çünkü şu an upload da yapıyorum. Umarım çok büyük sıkıntı olmaz. Hayırlısı. Hedefimiz belli. Hemen rotamızı belirleyelim iyice. Şu an tuzakçı barakasındayım. Hedefim bu kulübeye gitmek ve buradaki Zula'yı açmak. Hem bunu Zula'yı açacağız. O kadar. Sanırsam o kadar. Let's go. Northern Light yok. Bir şey yok. Tertemiz. Rahatız. Aynen hızlıca gidelim ya. Yapacak bir şey yok başka. Hem üzerimizdeki ağırlıklarından kurtulmamız lazım bir an önce. Bu Jeremiah'ın verdiği ayı kürkü biraz amelilik. Yani bu arada Jeremiah'ın ameliklerinden bahsederken cidden amelilik. Yani gördüğünüz gibi 5 kilo kürkü taşıyıp tamir ediyoruz yani. Oradan malzemeleri getirmiyoruz da. Hani kürkü taşıyoruz oraya. Giymiyoruz kürkü, giyemiyoruz. Giyemediğimizi de göstereyim. Gözükmüyor burada. Ama itemlerde böyle bir kürk var. Ne yazık ki. Evet. Yavaştan kulinin oraya doğru gidiyorum. Olabildiğince kestirmeleri kullanmaya çalışıyorum. Tam olarak rotamı görmek için şu tepeye çıkacağım. Daha sonra tepe aşağı yardırarak kuleye gidişimizi tamamlayacağız. Evet, güzel bir manzara. Kule ne tarafta? Valla ağaçların kule mule göremiyorum ben. Acaba yanlış yere mi geldim? Yok. Şurada olması lazım kulenin. Şu dağın tepesinde olması lazım. Ağaçların gözükmüyor ama. Evet. Pardon, bu dağın tepesinde değil. Şu tarafta. Koşmaya devam. Nasıl olsa silahımız ve ekipmanımız var. Yiyeceğimiz de var. Yakacak ateşim de... Yakacağım ne kadar var? Onu bir kontrol etmek istiyorum. 2, 2, 2. Yani. 5-6 saatlik bir ateş yakabiliriz. Hiçbir doğal kaynak almaya niyetim yok. Tavşan derisi falan almaya niyetim yok. Her ne kadar tavşan eldivenim varsa da %100 ya hala. Gayet güzel yani. Evet. Kule nerede? Şu an tepesinde olduğunu düşünüyorum ya. Göremesem de buranın tepesinde. Gidebileceğim en iyi kesimden gittim herhalde ya. Haydi bakalım. Evet. Ziyaretçimiz olmadan olmazdı. Bak hiç sesi çıkarıyor mu? Şimdi çıkardı. İşte bu yüzden Wintermute'da biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü kurtlar cidden bazen ses çıkarmıyor. Etrafınıza biraz iyi bakmanız gerekiyor. Ben hala kulenin tam olarak bir tat olduğunu bulmaya çalışıyorum. Hah, kule gördüm onu, tamam. Şuradan yukarı çıkış olacak.
Kurtla çok muhatap olmak istemiyorum. Sadece bir gözüm orada olacak. Mermi harcamadan atabilirim diye düşünüyorum bunu. Arada FPS düşmeleri oluyor. Umarım pek bir sıkıntı olmuyordur. Umarım video patlamaz. Şuradan bir yerden bir çıkışın olması lazım. Sanırsam ilk çıkış burası. Saldı. Güzel. Bir mermiden bir mermiyi korumuş olduk böylelikle. Yolumun üzerinde olsaydı sıkardım. Hani çok da fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Ben burada yanlış yerden çıkıyor olabilirim. Umarım şuradan çıkabilirim. Ki çıktım, çok güzel. Tamam, şimdi doğru yerdeyim. Çitleri gördük. Sinyal kulesinde herhalde bu diğer zozada. Sinyal kulesinde olması biraz kötü olmuş ama hayırlısı ya. Ben sinyal kulesinde gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Önce bir ana görevimizi yapalım. Dönüşte Zula'ya uğrayacağız. Daha doğrusu seni yine anında şu ağırlıktan kurtulmak için Jeremiah'ın yani kule şey Zula bildiğin orada. Tahminimce orada. Aslında yakında gözüküyor ama yok ya, o kadar da yakında değil ya bildiğin. Bak şu birinci kayalık, şu ikinci kayalık. Şurada da olabilir aslında. Çünkü şu dağ şurası, sinyal kulesi benim bildiğim burada. Şurada bir yerde. Şu kayalık da olabilir. Şuradaki tam baktım, oradaki kayalık olabilir. Orada bir tane kurt var hatta. Umarım oradadır. Sinyal kulesine gitmeye niyetim yok. Sinyal kulesine gideceğiz daha sonra. Görev gereği değil ama yakınına bir yere gideceğimiz için gitmişken belki bakarız. Yani. Hadi gitmişken bir bakayım derim yani. Haydi bakalım. Evet efendim. Evet, burada bir ayı postu var gördüğünüz gibi. Ama sadece bunun olması yeterli değil diye hatırlıyorum ben. Ben onu nasıl onaracağım? Onarabilir miyim böyle? %100 güzel. Onar dayı. Onardık.
Termal içlik var. Benim üzerimde yok. Termal içlik ilgilenmiyorum. Kitap alabilirim. Mermi alabilirim. Kibrit de bunu alabilirim. Birime taş alırım. Bu bot su almayacağım. Could end up being useful. Ciddi misin? Hank'in kasasının anahtarı gerekir. Hank'in kasası. Bunu daha önce ben de yapamamıştım herhalde ya. Bir araştırırım onu. Hank'in kasası. Oo, iki tane etli fasulye var. Jeremiah'ın sevdiği ama vermeyeceğim. Çünkü onun aram iyileşti zaten. Etli fasulye iyidir. Okunmayan not. Bu notun üzerinde yazının büyük bir kısmı okunmuyor. Bu mesaj kime yazıldıysa şifresini çözebilmiş. Anlaşılır işaretler ve büyük bir çarpı işaretten kalın bir ok var. Güncellendi. Görevler. Pekala. Buzu da öğrendik. Onu da alırız. Onu da hallederiz. Bataklığa geçerken oradan geçeceğiz nasıl olsa. Bataklığa geçerken onu da almış oluruz. Evet, burada başka bir şey yok. Buna baktık. Burada uyuyacak mıyım? Aslında uyusam fena olmaz ama uyumayabilirim. Kahveyle yardırabilirim. Ki öyle yapacağım ya. Yeterli zamanım var. Ekstra zaman kaybetmeyelim. Ne kadar ağırlığım var? 40 kilo. Sinyal kulesi nerede? Dediğim gibi oraya bakacağım ben. Buradan inelim. Sinyal kulesine giden zımbırıkta. Nerede sinyal kulesi? Evet, karşımda. Okey. Gidelim. Dediğim gibi o kurtu kovacağız. Muhtemelen Jeremiah'ın şu haritaya bakarak olursak tam şu kurtun olduğu yerde. Ha, oraya da kurtu bilerek koymuşlar herhalde. Abi iki tane kurt var ya. Ciddi misin? Okey. Biraz mermi kullanmak zorunda kalacağım. Bayağı düştüm. Evet, hemen çömelim. Hemen bağır kesici. Çünkü silah taşıyamıyorum, elim burkulduğu olduğu için. Şimdi şuradaki kurt biraz sıkıntı çünkü burada bir yerde buzulu. Diye tahmin ediyorum. Umarım buradadır. Bu kurt bizi ısırmadan korkutabilirsek işimizi görecek ama birazcık zor. Bir de tam olarak nerede olduğunu görmüyorum şu an. Kötü bir açıdan yaklaşıyorum. Abi nereden gördün ya? Şşş. Alnından vururum böyle. Şimdi Zula nerede abi? Bence burada bir yerde Zula. Bir ağacın altında.
Sen bari gelme ya. Vallahi gelme. Burada bir yerde olacağını düşünüyorum ya. Yukarıda mı acaba aşağıda mı? Aşağıdan bakalım. Bu arada o kursu da vurmak zorunda kalabilirim ya. Burayı rahatça araştırmak için. Gel bakalım. Easy. Peki Zula nerede? Easy de. Şu tepenin üzerinde duruyor bak. Hatta bunun solunda da bir tane tepe. Bak şu solundaki tepe şu. Hayır. Kayalıklardan bahsediyorum. Kule burada. Tamam mı? Bak, kule bu. Kulenin tepesi şu. Şu tepe, kulenin sondaki tepe şu. Şu an onun sağındaki tepedeyim. Yani hemen şuradayım. Sinyal kulesine bakan taraftan. Şu tarafa bakınca bir tane daha var. Şu, o da şu herhalde. Şu da olabilir. O yüzden burada bir yerde yani. Bu benim bulunduğum taşın bir yerinde. Zemine baktım. Zemini bulamadım. O yüzden üst tarafına gideceğim. Ciddi misin? Nerede bu Zula ya? Benim tahminimce burada bir yerde olması lazım. Şu aydın arkasında olabilir mi? Veya burada. Gözünü seveyim. Sinyal kulesine geldik ya. Fırtına başlıyor. Evet. Ne kadar güzel. Vallahi çok güzel ha. Vallahi çok güzel. Fırtına da çok güzel bulurum ya. Burada fırtına olmasına rağmen üşümüyorum. O da ayrı bir mesele tabi. Evet şimdi üşümeye başladık. Aa burada ısınıyorum lan. Biraz yemek gömelim. Bir kahve.
Bir granola yiyelim. Bir de çay içelim. Hadi bakalım. Buzlan'ın ismi ne? Bununla ilgili ipucu yok ki bende. Bu kayalıkta olma olasılığı yok ya. Vallahi yok. Yani bu kayalıkta abi. Ama nerede? Ama nerede? Üşüyoruz ama hani yeterince üşüyünce ben ateş yakabilirim. Bu gece gece oluyor. Hiç hoş olmadı ya. Bunu bulmak istiyordum burada. Tam yerini ben de hatırlamıyorum ama. Nasıl bir sallan bana? Arkadaşım çizeceğin haritaya ya. Vallahi billahi. Abi nasıl yok ya? Hatta şu kayanın altında olması lazım ya. Şu kayanın altında. Bildiğin şunun altında olması lazım ya. Şurada bir yerde olması lazım diye görüyorum ben. Üşümeye başladık da. Ya da üstünde. Ben mi göremiyorum? Ben mi körüm yoksa bilemiyorum ama. Yoksa bildiğin sinyal kulesinde mi yani Ozula? Sinyal kulesi bile olabilir yani. Hatırlamıyorum tam yerini ama. Haritadan baktığımda orada gözüküyor. Pekala, buraya nasılsa geleceğim bir daha ben bu. Buraya nasılsa bir daha gideceğim. Fırtına dinliyor. Fırtına dinsin de. Bu gecenin fırtına olmamasının aslında bana bir avantajı değil, bir dezavantajı olabilir. Northern Light. Evet. Eve gidelim artık ya. Bir eve gidelim. Mümkünse çok da fazla uzatmadan eve gidelim. Buraya nasıl bir daha geleceğim. Geldiğim zaman bir daha kontrol ederim. Ben nereye iniyorum? Şu an onu bir anlamak istiyorum. Şu an aslında çok da yanlış bir yere gittim ya. Yolumu uzattım. Yolumu uzattım. İçinden bir ses Northern Light'ın kucağına gideceğiz gibi duruyor. Şu an Clear Cut'a geldim.
Clear Cut'tan dolaşarak döneceğiz. Benim başka kahvem kaldı mı? Var, bir tane daha kahvem var. Güzel. Hazır buraya gelmişken aslında buraya çıkın diyeceksiniz de çok çıkmaya niyetim yok ya. Daha sonra bakarım. Çünkü buraya bir daha gireceğiz. Buraya bir daha gireceğiz. Hikaye geriye gireceğiz. O yüzden... Şu an için bir anlamı yok benim için yani. Geldiğimizde hallederiz. Ha, neden koşamıyorum? 40 kilonun üzerinde miyim ben? Ne demek 40 kilonun üzerindesin ya? Ben ne aldım da 40 kilonun üzerindeyim? Çubuk mu aldım? Çubuk almadım da üzerimdeki kıyafetler dondu. Anladım. Anladım. Bu bizi bayağı yavaşlatacak. Acaba kıyafetlerim donmadan önce... Donmak üzere. Donmadan önce bir yerde kamp yapabilirim ya. Buradaki kulübede kalabilirim. Yakında bir tane kulübe var. Bu geceyi orada geçirebiliriz. En garantisi olacaktır. Northern Night'tan da fazla hareket etmemiş oluruz. Hem kıyafetlerim donduğu için hem ağır hem de koruması yok neredeyse yani. Bildiğin sıcaklık koruması yok. Ona rağmen ısınıyoruz yalnız. O da ayrı bir mesele yani. O da ayrı bir başarı yani. Tabancamın çok fazla mermisi kalmamış. O yüzden tabancayı biraz saklayacağım. 5 mermisi kalmış tabancanın. Silahımda 18 mermi var. 8'ini kullansak, 10'uyla diğer bölüme geçsek benim için yeterli. Ki daha fazla mermi ve cephane bulacağımıza eminim. Ama daha gitmediğim yerler var çünkü. Hadi bakalım. Bu arada burası muz çıkma yerlerden bir tanesi. Bu nokta. Şurası falan. Muz yani Amerikan geyiği çıkabiliyor. Ama hikaye moduna çıkacağını düşünmüyorum. Hikaye modunda ayrıyeten muhtemelen 3. bölümde bizi kendisiyle bir bizzat tanıştıracağına inanıyorum. Evet, mıntıkaya geldik efendim. Neyse, fenerim olduğu için iyi oldu bu sefer. Çünkü içerisi karanlık olacak. Evet, bir sürü kitap. Evet, biraz ağırlık oldu ama olsun. Olsun. MR taşımazsak olmaz abi. Kusura bakma ama MR taşıyacağım. Bunu almaya niyetim yok. Şurada bir tane çikolat gördüm. Onu alırım. Yatağın altında bir şey yok. Yatağın yanında bir şey yok. Kitaplıklarda sadece kitap var. Burada da bir şey yok. Tamam, bu kadar. Son 2 saatlik bu uykuyu alıp bu arada suyumuz da bayağı azaldı. Yakında Jeremiah'ın yanına gidip bir su takviyesi yapmakta fayda olacaktır. Şu fasulyeyi diyelim. Bir tanesi kalsın. Bu salam fasulyeyi taşıyacağım.
Ağırlık kalori bakımından bayağı iyi bir şey bu. Taşıması kolay. Bana susuzluk giderebilecek başka bir yiyecek var mı? Pek de yok aslında. İki tane gazoz bırakmak istiyorum ya. Mümkünse. İçtik. Tüfeğimi aldım. Eğilerek çıkıyorum. İçerisinde Northern Light mı varmış? Valla sanırsam yok. Okey. Northern Light olsaydı fener yanardı. -6 üşüyoruz. Kıyafetlerim pantolon iyi olmamış. Mesela bu iş pantolonun sıkıntısı da o. Koruması çok düşük. Yani armoru yüksek ama çok çabuk ıslanıyor. Çok fazla ıslanıyor. O yüzden bir kar pantolonu bulursam çok mutlu olacağım. Peki neden giyiyorum kargo yerine? Armoru yüksek. Yani armoru yüksek abi. Bir kurt bir ayı saldırdığı zaman daha az canım gidecek. Evet, isimsiz gölete geldim. Buraya daha önce geldim mi hatırlamıyorum ama bakacağım. Biri keşfettiğimize göre ilk defa geliyoruz hikaye modunda. Pekala. Ivır zıvırlar almaya niyetim yok. Sadece şuraya bakacağım. Belki bir şey bulurum ümidiyle. Güzel bir şey. Hiçbir şey yok neredeyse. Kot pantolon. Abi olmaz ama ya. En azından bu bölümde şu görevi verelim de. Normalde aslında şeyde bırakabilirdim. Kulübede bırakabilirdim bölümü. Ama en azından şu görevi tamamlayalım canım. Yoksa bölümler çok uzayacak. O da çok istemediğim bir şey. O yüzden olabildiğince rushlamaya çalışıyorum görevleri. Dediğim gibi o Zula'yı daha sonra bulacağım. Bir sonraki bölümde muhtemelen balıkçılık görevini yapalım. Yaparız. Hem orada keşfedeceğimiz, gideceğimiz yerler de var. Başka yan görevler de var. O yüzden. Onu yapmakta fayda var. Haydi bakalım. Balık kıvana gittiğimiz zaman burada ne kadar kalori götürmem gerektiğini bir öğreneyim. Ona göre tüfeği falan bırakabilirim burada. Tabancayı da gidebilirim. Çünkü şey sıkıntı biraz. Yani 4 kilonun üzerinde bir silahla gitmek dönüş yolumu bayağı zorlaştırır. Belki bazı kıyafetlerimi de bırakabilirim. Evet, çift pantolon yerine tek pantolon giyerim. Tek kazak giyerim. Tek ceket giyerim. Tarzında bir şeyler yaparız. Amaç ağırlığı düşürmek. Tertemiz günlük gülistanlık. Maceramız devam ediyor.
Jeremiah geldim. Geldim geldim. Ceketin burada. Yeni gibi. Yeterince iyi. Ara sahne yok mu? Goddammit. Telefon. Bir telefon sesi duydum. Eski abimde. Orada ayrıca bir tüfek daha buldum. Telefonu açtım ama ses yok. Ses çok bozuktu. Ne demek açtım ya? Bu konuda bir şey biliyor musun? Hayır. Ama mantıklı. Nasıl oluyor? Yeni sistemlerden farklı olarak eski telefon hatlarında enerjiye duyulmaz. Eski altyapının yeniden daha iyi olduğu yönlerden biri sadece. Peki. Şaka yapmıyorum. Artık her şey o kadar iç içe ki. İskambil kağıdından yapılmış bina gibi. Bir sistem çöktüğünde hepsi çöküyor. Kim aramalı şey olabilir? Analog sistemimiz hala çalışıyor olabilir. Hatların nasıl kurulduğunu tahmin edemeyiz. Great Bear'ın her yerinden geliyor olabilir. Hangi hatlarla hangi anahtarı bağlandığını biliyorsan muhtemelen çözebilirsin. What the fuck? Bunlar eski analog hatlar. Bağlı olduğu kimsenin haberi yoktur eminim. Eski bir telefon şirketi haritasına ihtiyacım var. Vay. Ancak nereden bulabileceğin konusunda hiçbir fikrim yok. Belki bir yerde arşiv vardır. Ne dersin? Ormanda konuşanlar. Oradayken ormanda konuşanlardan bahsettiklerini duydum. Bununla ilgili bir şeyler biliyor musun? Evet, konuşanların her şeyini bilirim. Kim onlar? Çete mi? Tarikat mı? Alakası yok. Çevre eylemcileri. Hatta bazılarına göre teröristler. Great Bear'ın sömürülmesine karşı yıllardır mücadele veriyorlar. Peki tehlikeli insanlar mı? Genellikle hayır. Ağaçlarla ilgili eylemler yaparlar. Kendilerini kereste ve maden araçlarına bağlamak gibi. Kimseye de zarar verdiklerini sanma. Ama son zamanlarda olup bitenlerden haberim yok. Peki bu insanlar terörist mi yoksa eylemci mi sence? Bence bakış açısına göre değişir. Politikadan uzak durmaya çalışıyorum. Emin olduğum tek şey var. Son zamanlarda konuşmakla kalmıyorlar. Ne demek istedin? Birkaç gün önce gölün öbür tarafından silah sesleri duydum. Avcılar olabilir. Ama yılın bu mevsiminde pikaba çıkmazlar. Ormanda konuşanların iş olduğunu mu düşünüyorsun? Hiçbir fikrim yok. Kendi iyilikleri için ulaşım kapanmadan burayı terk etmelerini umuyorum. Öf, geri yaşta iyi buradayken gezinmek onlar için tehlikeli. Kurtlar. Burada çok kurt olduğundan şüphemiz yok. Eskiden böyle değildi. Sana dedim ya, kurtları kışkırtan bir şey var. Belki ayı dışında endişelenmemiz gereken şeyler vardır. Sana anlattığım şeyi dinle yeter. Yaşta ya dikkat et, pek kurnazdır. Kurt onun da fino köpeği kalır. Onun yanında. Peki. Kurtlar tıpkı diğer yaban hayvanlar gibi ateşi sevmez. Çoğu zaman bir kamp ateşi geceleri onu uzak tutmaya yeter. Meşale gibi bir şey yapabilirsin. İşaret fişeği de olur. Yola kalınca kullanılan mesela. Bazen şansın varsa kafalarına taş atarak bile kaçırabilirsin. Peki ya bunun hiçbiri yoksa? O zaman yaklaşmalarını bekle ve eline geçen ilk şeyle vur. Bıçak olur, çekiç olur, balta, dava. Hiç yoksa ellerim var. İkinizden biri ölene kadar vurmayı bırakma. Anlattıklarının bir ana fikri var değil mi? Evet, hayatta kalmak için mücadele et. Darwin ziyade Hobbes tarzı. Ne? Onu da gitsin. Çıkış yolu. Günün birinde buradan çıkıp arkadaşımı bulacağım. Gidebileceğin tek bir yön var pilot. Sadece Sebat Yemen'e mi gitmek istiyorsun? O barajı geçmen gerek. Mümkün görünmüyor. Oraya gittiğinde her yer kilitli gibiydi. Tabii yıkılmakta olmayan kısım. Belki öyledir ama gitmek istediğin yere tek giden yol bu. Hadi ama daha fazlasını anlat. Gidebileceğinden emin olana kadar anlatmam. Nereye gitmek? Barajın içinden mi geçmek? Baraja ve ötesine. Pekala. Sen bütün şeyleri hallettim. Okudum. Survival lessons. Gördüğünüz gibi ne var? Av var. Balıkçılık var. Kıyafeti yaptık zaten. Ve hasta edilebilir bitkiler var. Bir de onlar var değil mi? O zaman ben öbür görevleri yaparken bunlardan toplayayım en iyisi. Balıkçılık.
Hiç de bile. Beni dinlemek inziği. O yaşlı ayı beni mahvetti. Bu sezon ne hava çıkabilirim ne de balık tutabilirim. Sana bunları öğrettiğimde ikimiz de hayatta kalacaksak bunun ne kime ne zararı var? Denemek ister misin? Tabii ki de. Evet. Olta taslakları açıldı. Bunları öğrenmemiz bizim için önemliydi zaten. Ana göre hayatta kalma okuru. 5 kilo balık. Pekala. 5 kilo balık. Hallederiz. 5 kilo çok sorun değil. Hallederiz. Hallederiz. Ama biraz ekipman bırakmam gerekecek. Bu kahveyi bırak. Bunu bırak. Bunları yiyebilirim. Bunları yiyebilirim. 32. Silah ihtiyacım var mı? Pek olduğunu düşünmüyorum ya. En azından ekstra mermileri bırakabilirim. Bunları bırakabilirim. Bileme taşı kalsın bir tane. Tüfeği de bırakıyorum hadi. Bayağı ağırlığımızı azaltalım. Çünkü odun falan taşıyacağız. Bu bereyi de bırakıyorum şimdilik. Evet, biraz yakacağı ihtiyacım var. Yanıcı kütük, sedir çırası. Biraz kitap. Fena olmaz bunlar. Tamam. Tamamdır. Efendim. Burada kaydediyorum. Bir sonraki bölümde yapacağımız şeyleri göstereceğim. Hemen göstereyim. Kamp kulübesine gideceğiz. Burada oltalarımızı alacağız. Bırakmıştık biliyorsunuz. Muhtemelen buradan giderim. Buradaki Zula'yı alırım. Kulübeye giderim. Daha sonrasında burada balık tutarken şuradaki göldeki silah sesleri zımbırtısına da bakarız. Buradaki kulübelere bakacağız. Orada birkaç şeyle karşılaşacağız. Yan görevlerle alakalı. Bunlarla yaptıktan sonra bunlarla karşılaşacağız bir sonraki bölümde. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.